Bizler dağlarda üretim yapıyoruz. Yani insanların sofrasına gıdayı ulaştırabilmek adına en zor yaşam koşulları bizler için var. Tabii bu yaşam bir şekilde bizler üretim adına bir zorluğundan bahsetmiyorum ama bunun diğer bir yanı var. Bu ülkedeki siyaset meselesi var. Biliyorsunuz bir barış süreci vardı, ortamın hayli rahat olduğu bir zaman vardı ve bu zaman içerisindeki olaylar, yaşananlar, yargılamalar, her şey belliydi aslında bu süre zarfı içerisinde. Bizim Erdal'da da şöyle bir sorun yaşandı. Erdal bir dönem düzenli bir şekilde bir baskıya maruz kaldı ve bu baskı sonrasında da bizler Erdal'ın üreten arkadaşları olarak şöyle düşünmekteyiz. Aslında üreticiler üzerine verilmiş bir yaptırımı görüyoruz. Erdal düzenli bir baskı sonrasında gözaltına alındı. Ve bu gözaltı sonrasında yaklaşık 2,5 yıl sonra da çıkarıldı ilk mahkemede tutuklandı. Bir soruşturma 2,5 yıl sürdü. Erdal buralardaydı. Üretimine, bütün faaliyetlerine devam ediyordu. Ve şimdi 10 aydır tutuklu. Birazcık bu süreci özetlemek istiyoruz. O sebeple toplandık. Evet, Erdal'ın tutuklanmasına sebep olan iddialara tabii ki bizler şu gözle değinmeyeceğiz. Erdal arkadaşımız 2019 yaz aylarında hakkında verilen bir ifade sebebiyle 2000 gözaltına alınmış. İfadesi alındıktan sonra ise hakkında hiçbir adli kontrol konulmadan serbest bırakılmıştı. Gözaltı işlemi sırasında evinde arama yapılmış, cep telefonu ve flash belleğine el konulmuştu. Yapılan inceleme sonucu ne evinde yapılan aramada ne de el konulan eşyasında hiçbir suç izi veya örgüt bağlantısı tespit edilememişti. Uzun bir süre Arıcılar Birliği'nin yönetiminde yer aldı. Ovacık Kooperatifi'nin arıcılık denetleme ekibinde yer aldı. Günümüz Merkez Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni kurdu. Üyesi ve ilk yönetim kurulunda yer aldı. İlimizde arıcılığın gelişmesi için İl Tarım Müdürlüğü'nde yapılan çalışmalarda yer aldı. İşte genç çiftçi projesi, organik arıcılık projesi ya da ilimizdeki ballı bitkilerin Hacettepe Üniversitesi'de yapılan MRTR çalışmasında yer aldı. İlimizde arıcılığın gelişmesi için insanlar üretime teşvik etti, bilgisi ve tecrübesiyle de destek ve öncü oldu. Kendisine yönelik ifade veren örgüt üyesinin mahkeme huzurunda Erdal'ı tanımadığını, bahsi geçen kişinin kendisine ait ifadeyi hatırlamadığını söyledi. Dolayısıyla ortada suç oluşturabilecek bir delil kalmamışken Erdal arkadaşımız tutuklandı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için yapılmış bir suçlamanın olduğu gün gibi ortadayken hakkında geçmişte herhangi bir suç kaydı bulunmayan üyemize değil de çıkar uğruna hareket eden birinin beyanına inanılması karşısında bizler şaşkınlık yaşıyoruz. Biz arıcılar ve ilimizdeki diğer hayvansal üretim yapan insanlar işimiz gereği yaylalarda bulunuyoruz. Sırf bu sebeple potansiyel örgüt destekçisi veya suçlu gibi görülüyoruz. Bu süreçte adli kontrol şartlarının da uygulanmaması sebebiyle ağırlık olanlarının bir kısmını kaybetmiş, kalanı da bakımsızlık nedeniyle kaybetmekte karşı karşıya. İlimiz arıcılık üretiminde önemli bir bölgedir. Erdal da ilimiz için, bizler için önemli bir üretici ve iddia edildiği gibi suçlarla hiçbir bağ bulunmayan, tek bağı çiçekle, ağaçla, kuşla, arıyla, sevdiğiyle, sevdiği ailesi ve dostlarıyladır.